İl Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alparslan, depremler ülkemizde can ve mal kaybının en fazla olduğu afetlerin başında gelmektedir. Afet zararlarının en aza indirilmesinin temel yolu toplum olarak deprem öncesi, deprem sırası ve depremden sonra yapılması gerekenlerin öğrenilmesi ve tedbirlerin önceden alınması ile mümkündür, dedi. Bu yüzden başta okullar olmak üzere tüm kesimleri bilgilendirmek için çalışma yaptıklarını belirten Alparslan şunları söyledi. Ülkemizde her yıl 28 Şubat Sivil Savunma Günü 1-7 Mart deprem haftası olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Sivil savunma düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması, faaliyetlerin devamını sağlayacak iyileştirmelerin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlere ihtiva etmektedir. Depremler ülkemizde can ve mal kayıplarının en fazla olduğu afetlerin başında gelmektedir. Ülkemizin %92'si deprem bölgesi içindedir. Nüfusumuzun %95'i deprem tehlikesi altındadır. Büyük sanayi merkezlerinin %98'i, barajlarımızın %93'ü deprem bölgesinde bulunmaktadır. Kırşehir ilimiz birinci derecede deprem bölgesidir. Deprem bölgesinde olmasından dolayı Kırşehir ve çevresinde büyük ölçekli depremler yer yer meydana gelmektedir. Bu depremler sonucunda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Afet zararlarının en aza indirilmesinin temel yolu toplum olarak deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması gerekenlerin öğrenilmesi ve tedbirlerin önceden alınmasıyla mümkündür. Depremin meydana gelmesi karşısında suçlu arama yaklaşımı yerine çağdaş afet yönetiminin en önemli aşamalarından olan zarar azaltma, risk azaltma çalışmalarının mutlaka önceden planlanması ve yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda şehrimizde deprem riskinin azaltılmasına ilişkin tedbirlerin alınması kadar depreme karşı hazırlıklı olmak, eğitimli ve bilinçli olmak, bilinçli toplum oluşturmak bizlerin birinci görevidir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin emirleri doğrultusunda tüm halkımızı afet konusunda bilinçlendirecek çalışmalara başlanılmıştır. İlimizdeki tüm okullarımızda afet bilincinin kazandırılması konulu seminerler öğrencilerimize ve öğretmenlerimize verilmekte olup bu eğitimlerimiz 31 Aralık 2013 tarihine kadar devam edecektir. Yine öğrencilerimize afet bilincinin kazandırılması için afetler ve etkilerinden korunma konulu resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellere sivil savunmanın önemi ve afet bilinciyle ilgili seminerler verilecektir.